Peki hocam, özellikle kişinin iki tanısı da derecesi de aynı. O zaman anladığımız, lütfen yanlışsa da düzeltin, kimine 5 seans, kimine 10 seans belki diyebiliyorsunuz. Hayır, şöyle. Ben bunu anlatırken erken evre kanserler için söyledim yapabileceğimiz Evet. şeyi. Ama mesela atıyorum kafadan evre 3 oldu. Evre 3 daha büyük bir tümör. Lenf nodlarına yayılmış bir tümör. O zaman alanınız büyük. O deminki 5 santim kriterine ve yaygınlığına uygun bir tümör Uygun değil. O değil. zaman tedavi şekli tabii ki değişiyor. Burada yine kişi özel tedavi Evet, olduğu. tamamen kişiye özel ve kişinin hastalığına özel tedaviler. Bazılarına eş zamanlı kemoterapi veriyoruz radyoterapiyle beraber. Destekleyici o zaman. Evet, yani eş zamanlı iki tedaviyi birlikte uygulamamızın rasyoneli ne? Bir, radyoterapiyle tam tümör kontrolü sağlanıyor. İki, kemoterapi ilaçları radyoterapinin etkinliğini arttırıyor. Üç, eğer vücuda yayılmış herhangi bir hücre varsa onları da kontrol altına alıyoruz. Yani böylelikle üç işi Bir arada. birlikte başarmış oluyoruz. Peki hocam, kontrol altına alındı. Her şey yolunda. Raporlar, röntgenler, tomografiler çekildi. Dediniz ki tamam, artık yeni bir süreç başlıyor. O aşamada kişinin kendisi neler bekliyor? Özellikle normal hayatına devam edebilir mi, işine dönebilir mi ya da nelere dikkat etmesi gerekiyor tedavi Şimdi sonrasında? tabii hastalığın evresine göre bunlar da gene evre 4 bir hasta için artık hani tabii ki yaptığı iş hafif ve dikkat gerektirmeyecek, yoğun böyle ağır şartlar altında değilse işini yapabilir. Ama evre 4 hastalar için zaten erken emeklilik ya da evre 3B hastalar için ya da evre 3 hastalar için bunlara erken emeklilik şansı var. Yani kanser tanısı almış bu hastalar gerekli merkezlere başvurdukları takdirde evrelerine göre hastalıklarının nasıl gidileceği belirlenen bir heyet tarafından toplanıyor ve belli bir şey veriliyor. Bu iş yapamayacağına dair bir oran veriliyor ve bu orana göre bu hastalar gerekirse emekli ediliyorlar. Ama dikkat etmeleri gereken yani normal günlük yaşantısına devam etmesi. Ağır işlerde çalışmayacaklar, evlerinde bir şekilde şey yapabilirler, yürüyüşlerini yapabilirler, normal çocuklarıyla ilgilenebilirler, normal hayatlarını idame ettirebilirler. Tabii bu hastaları biz tedavi ettikten sonra artık bırakmıyoruz. Neredeyse akraba gibi oluyoruz bu Kocaman bir aile hastalarla. tabii. Tabii çünkü bu hastaların tedaviden sonra belirli aşamalarda kontrol programları var. Yani ilk 2 yıl için 3 ayda bir mutlaka geliniyor. İlk 2 yıl bu yoğun takibin sebebi şu, bu hastalıkların büyük çoğunluğu ilk 2 yıl içinde nüks etme eğilimi gösteriyorlar. 2 yıl atlatıldıktan sonra 2 ile 5 yıl arasında biraz daha gevşek periyotta yani 6'şar aylık sürelerde kontrol. 5 yıldan sonra da yılda 1'e çıkarılıyor bu kontrol şeyleri. Ama tabii hastalara her zaman şu söyleniyor. Tamam senin kontrol süren 1 yıla çıktı ama hani herhangi bir ters bir şey olduğunu hissettiğinde mutlaka gel değerlendirelim diye söyleniyor. Böylelikle uzun bir birliktelik yaşamış oluyoruz Kesinlikle. hastalarımızla.